Ankaralılar, değerli Elma Dağlılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ederim. Teşekkür ederim gençler. Benim umudum da sizsiniz. Unutmayın gençler. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Güneşimiz var, hava biraz serin ama çok güzel konuşmalar dinledik. Belediye başkanımızdan, diğer belediye başkanlarımız, artı Sayın Koray Aydın, Sayın Bakanımız gayet güzel konuşmalar yaptılar. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Belediye başkanımız konuşma yaparken hiçbir ayrım yapmadığını söyledi. Sayın Koray Aydın da özellikle kutuplaştırıldığını toplumun ve bu kutuplaşmanın bir beka sorunu olduğunu söyledi. Gerçekten de bayrağımız ve vatanımız birse, bayrağımız ve vatanımız bizim kırmızı çizgimizse biz 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Dolayısıyla beraberlikten güç doğar. Ayrımcılıktan ise herkes kaybeder. Belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı vermiştim. Kesinlikle oy versin veya vermesin. Herkese eşit davranacaksınız. Fakir mahalleler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Dolayısıyla belediye başkanımız da bu felsefeden yola çıkarak size hizmet ediyor. Bizim belediye başkanlarımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları değil, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla daha geniş kucaklarını açmak ve toplumun her kesimini kucaklamak zorundadırlar. Efendim, zor günlerden geçiyoruz biliyorum. Hayat pahalılığını biliyorum. Yatağa aç giren çocukların olduğunu biliyorum. Pazar artıklarından bir şeyler toplamaya çalışan aileleri, kadınları biliyorum. Ama sizden sadece bir şey istiyorum. Hiçbir umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Umutsuzluk bize yakışmaz. Göreceksiniz.
bırakıyorum, bırakıyorum. Az önce ifade ettim, umutsuzluk bize yakışmaz. Güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte ve beraber yaşarsak aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Belediye başkanınız genç bir arkadaşımız. Yetenekli bir arkadaşımız. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Birlikte çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte çalışıyorlar. Birlikten kuvvetin doğduğunu en iyi Elma Dağlılar görüyor ve şahit oluyor. Demek ki beraber çalışmanın, birlikte çalışmanın, gücü ortaklaştırmanın kendisine göre artıları var. Biz böyle yapmak istiyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Zor durumdayız biliyorum. Ekonomi zor durumda biliyorum. Bütün bu sorunları biliyorum. Ama bütün bu sorunların hepsi aşılacak. Getirdiler bizim milli paramızı bile dolara mahkum ettiler. Emin olun hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Millet İttifakı olarak söz veriyoruz. Türk lirasını yeniden itibarlı bir para haline getirmek bizim boynumuzun borcu olacaktır. Elinoğlu'nun parası değerli de bizim paramız niye yerlerde sürünüyor? Neden böyle bir ortam yaratılıyor? Bütün bunların hepsini aşacağız. Birlikte aşacağız. Beraber aşacağız. Ve attığımız her adımın hesabını bu millete vereceğiz. Size hesap vermek bir siyasetçi için, namuslu bir siyasetçi için bizim boynumuzun borcudur ve o siyasetçinin görevidir. Böyle bakmamız lazım. Harcanan her kuruşun hesabını belediye başkanlarımız veriyorlar. Niye veriyorlar? Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parası. Milletin parasıysa millete hesabını vereceksiniz. Millete hesabını vermek ne demek? Belediye başkanı ile millet arasındaki, vatandaş arasındaki güveni pekiştirmek demektir. Yatırım mı yapılıyor? Evet. Kaça yapılıyor? Evet, bunların tamamının hesabı veriliyor. Tabii bu güzel toplantının şöyle bir artısı da oldu. Belediye başkanımız bir spor salonu istedi. Böylece bu işi de bağladık burada. Mansur Başkan işi biraz daha büyüttü. Sadece spor salonu değil, Elma Dağlılar ne istiyorsa tamamını yapacağız dediler. Efendim hepinize teşekkür ederim. Özellikle hepinizin huzurunda belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar. Onlar sizin için çalışıyorlar. Onlar sizin için çalışırken hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar. Ve belediye başkanlarımı gayet iyi yapıyorlar, çalışıyorlar. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. O nedenle Mansur Başkan diyor, Ankara kartını çıkardık diye. Kimsenin fakirliği kamuoyuna teşhir edilmemeli. İnsanın onuru, insanın şerefi korunmalı. Fakirlik kader değildir. Eğer bir kişi açsa açlığını gidermekte herkesin görevidir. Dolayısıyla bu çerçevede hareket ediyorlar. İnşallah göreceksiniz. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün sorunlarını azimle, kararlılıkla, hoşgörüyle çözecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, hatırası olarak Elmadağ Belediye Başkanımız çok güzel bir çiçek takdim edecek size. Sonrasında da hemen açılışımıza geçeceğiz. Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın bu güzel çiçeği takdim ediyor.
İyi ki geldiniz güzel Elma Dağımıza ve bizlerle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza ama onları uğurlamıyoruz. Artık açılışımıza geçebiliriz. Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı